Kardeş yok, kardeşi getir. Kardeşi getir, kardeşi getir. Kardeşi getir. Tamam. Kardeş benim, Gül Ayşe benim, bebek tamam. Benim, bebek benim. Bebek benim, bebek benim. Tamam. Gül Ayşe benim, bebek benim. Tamam. Bebek benim. Bebek benim, bebek benim. Bebek benim. Bebek benim, bebek benim. Kardeş yok, kardeşi getir. Gül Ayşe benim, benim. Kardeş benim, benim, benim. Nerede kaldınız lan? Teyboğlu'nun sarayından buraya kadar yürüdük oğlum bütün gece. Sabit de bebek yok diye delirdi bütün gece. Hiç uyumadı. Aa, bebek. Gül Ayşe. Gül Ayşe. Gül Ayşe geldi. Gül Ayşe benim. Hani bunu babasına verecektiniz? Niye geri getirdiniz? Gül Ayşe'yi çöpe atan kadının indiği araba motora çarpmıştı ya. Hani farı kırılmıştı. O araba oradaydı. Babasının evde. Nasıl lan? Onların mıymış araba? Aynen. Kendi bebelerini çöpe atmışlar. Zenginler de mi bebelerini çöpe atıyorlarmış? Zenginler de. İstanbul, fakirin damsız, zenginin kansız. Allah'ınızdan bulun lan. Yeğenimin ölüsüne kaç para istiyorsun Çatal? Şimdi böyle ayaküstü konuşmak olur mu ya? Buyur beyim, gel içeri bir çayımızı iç. Uzun uzun konuşalım yeğenin ederini. Geldiler işte be. Manzülük arca dedi. Teal bir suretin. Haydi çocuklar, işte yeni yuvanız, yeni yurdunuz. Haydi bakalım. Şimdi de mülteci mi dilendirmeye başladın? Beyim, sen de yeğenin ölüsü için pazarlık ediyorsun. Mültecilere mi vicdan yaptın? Hoş geldin oğlum. Oo, Menderes Bey. Hoş geldin. Patron. Hı. Tam İstanbul'a giriyoruz. Veletlerden biri dayanamadı, öldü. Üçüncü köprünün çıkışında bir hendeğe attık, haberin olsun. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Kalan sağlar bizimdir. Beyim, söyle bakalım. Senin yeğeni hangi hendeğe atalım biz? O gece olanları bütün köksüz tayfa gördü. Sadece yeğenimi değil, hepsini içine alacak bir hendek bul. Lan! Yanıyor! Gül Ayşe! Sabit! Thank you.
İstanbul. Fakirin damsız, zenginin kalsız. Allah'ınızdan bulun lan. Niye? Niye zenginler de bebelerini çöpe atıyorlar? Çünkü kim kalleş? Herkes! Herkes. Kim kardeş? Köksüzler! Köksüzler! Sen de köksüzsün Abdülayşe kardeş. Biz bu bebeği çöpte bulduysak çöpte bulduklarımızla da büyüteceğiz. Yemin mi köksüzler? Köksüzler yemini! Köksüzler yemini! Bu bebek hiçbir zaman kardeş ailesini öğrenmeyecek. Ali'nin kazayla annesini öldürdüğünü de bilmeyecek. Çünkü Gülayşe hep gülecek. Hiç üzülmeyecek. Yeminle köksüzler. Köksüzler yemini. Köksüzler yemini. Onu hep seveceğiz. Hep koruyacağız. Biz aç kalsak Gülayşe aç kalmayacak. Biz üşüsek Gülayşe üşümeyecek. Biz yansak Gülayşe yanmayacak. Yeminle köksüzler. Köksüzler yemini. Köksüzler yemini. Ama kardeş benim. Kardeş artık hepimizin. Gel buraya.
Mercan. Mercan nerede? İçeride. Elimden kaçtı. Mercan! Mercan! Dur, dikkat et! Dur, giremezsin, giremezsin. Mercan! Mercan! Ali! Mercan! Çık oradan! Ali, çık buradan! Mercan! Ali! Kuşlarım sana emanet. Onları sen koruyacaksın. Beni kim koruyacak lan? Atla Mercan! Atla! Ali çık buradan! Ya atlarsın ya ikimiz de alırız. Seni almadan çıkmam! Mercan! Adalı bir kimlik soracaklar bize. Yanlışlıkla sobayı devirip kendi mekanını yaktın. Burada sizden başka kimse yoktu. Biz arazi olacağız, sen de böyle diyeceğim. Bırak lan. Mekanımı yaktınız. Kira parası içeride yandı. Ben niye yakmayayım oğlum sizi? Ya şimdi şu an basar gidersiniz... Ya da öterim itfaiyeyi. Başka teklifiniz yoksa... Uçun kuşlar. Ulan bak lan var. Zıpkın! Zıpkın! Ali! Ali! Ali geliyor, itfaiye geliyor. Hadi! Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz, geliyor, itfaiye geliyor. Gidiyoruz. Evimiz yok. İtfaiye geliyor, hadi. Yok. Sokağa düştük. Evimiz yok. Sap, tamam. Tamam, hadi. Sokağa. Hadi. Gözümden gönlümden
başıma gözdağı verme. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme beni. Ben ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme beni. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Gözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Allah'ıma şükür Yeşim. Elveda.
Kız Şirin, bunun ununda gluten var mı? Halis mulis, Kütahya, simav, katmeri, haşhaş bağı, tahin bağı, başka bir şey yok içinde. Abla ben onu mu diyorum? Gluten var mı içinde? Ay hanımı ben onu normal undan yaptım. Senin aldığın glutensiz unlar oklavaya yapışıveriyor, açılmıyor. Kız gluten değil, gluten. Gluten? Ay Şirin hadi. Anne ben bundan yiyeceğim ya. Bir gülüden bir şey olmaz değil mi? Anne haftada 3 kez diyete başlayıp 5 kez bozuyorsun yani. Ama ne yapayım annem şimdi? Ben bunu ısırdım. Çöpe mi atasın? Dışarıda o kadar aç bir ilaç, evsiz çocuk varken. Günah ya. Ay. Ben işe gidiyorum. Be abi bir şey yemedin. Löm löm. Hiç bilmiyorsun ağzından çıkan lafı. Kız kayıp adamın yanında. Dışarıda aç, susuz, evsiz çocuk var denir mi? Lara'nın evi var mı? Tok mu biliyor muyuz? Bak Şirin görüyor musun? Senin oğlun bulamadı Lara'yı, kabak yine kimin başına patladı? Tabii ki Naz'ın. Ben biliyorum. Kemal birader, acil değilse ben seni arayacağım sonra, tamam? Bizimkiler İstanbul girişinde bir hendekte bulmuşlar bu Sebi'yi. Giysilerin etiketine ve tipolojiye göre Suriyeli gibi. Yaş kaç? 5. Belki daha küçük. Nasıl olmuş? Daha emin değiliz ama MOBESE izlemelerine göre Suriye sınırından gelen bir tırdan atıldığını sanıyoruz. Barbar. Aynı tır Kartal'a dönerken görülmüş en son. Orada kimin mekanı var biliyorsun. Tamam. Yine sınırdan çocuk getirmiş şerefsiz. Aynen. Çatalım mekanına basıyoruz. Hemen şimdi. Baş üstüne komiserim. Çocuklar oradaysa kurtaralım. Bitirelim lan şu herifi artık. Haydi. Baş üstüne komiserim. Çok uzadı bu pazarlık ya. Bak son 1.200.000 olur. Ama sen benim hayatım 1.200.000 dolar etmez diyorsa, o zaman ben kızı babasına da satarım. Abimin kızından haberi olmayacak. O zaman anlaştık. ...212 merkez konuşuyor. Operasyon yapacağımız yerde çok fazla çocuk olabilir. Herkes çok dikkatli olsun. Çocuklara zarar gelmemeli. Tekrar ediyorum. Çocuklara zarar gelmemeli. Ötekiler? Onları da buldun mu? Bu... Yakup kızı bıçakladığında bizim
Sabit denen ucube de yanlarındaymış. Yani Mercan'la Ali onu hayatta yalnız bırakmazlar. Beraberdir onlar. Yalnız parayı hepsi için veriyorum. Sonra anlaşma öyleydi böyleydi anlamam. Ya tamam, tamam ya, tamam. Anlaştık mı, anlaşmadık mı? Haydi, haydi. Haydi ya. Heh. Dur. Alo. Memurum muhbirim, ne oldu? Buldun mu adresi? Sayende şubeye gidip dosyadan adresi alamadım. Suriyeli çocuk bulmuşlar Endek'te. Amirin trenini Bobes'e yakalamış. Senin oraya basmaya geliyor polis. Çabuk boşaltın orayı. Tamam. Beyim, sen hemen uza. Polis geliyor. Parayı tamamlayınca bana haber ver, tamam mı? Tamam. Pamir! Buyur abi. Oğlum polis geliyor, boşalt burayı. Polis mi? He polis, boşalt oğlum şurayı, boşalt. Hoş geldiniz. Barbarım, kaynanan seviyormuş ha. Bak, Bulgaristan'dan getirdim. Taze etten sonra kuru et ticaretine başladım bak. Bak, şunun tadına bir bak ya. İthal. Bak ya abi. Komiserim, ne olacak komiserim? Bırak! Yüzünü seveyim, buyurun. Kendini mi yakacaksın ya bunun için? Gebersin şerefsiz. Çekil lan! Komiserim, mekan boş. Nerede lan çocuklar? Hangi çocuklar komiser? Ulan bir tır dolusu mülteci çocuk soktun ya şeyde. 5 yaşında bir çocuğu öldürüp enliğe attın ya. Nerede lan çocuklar? Ya ne mültecisi ne ölü çocuğu, ben bir şey bilmiyorum. Görmüyor musun, et işindeyim ben. Götürün şunu şubeye. Ya komiser. Bak büyük hata yapıyorsun ha. Götürün. 2 güne çıkacağım sen de biliyorsun. Ya. Nerede lan bu çocuklar? Nerede lan?
Komiserim, ben de size bakıyordum. Yakup yine yetimhaneden kaçmış da bizimkiler bulup getirmişler. Ona haber verecektim. Niye yetimhaneden kaçtın lan? Abi kızma be. Ben orada yapamıyorum. Yakup, orada yapamayıp nerede yapacaksın abi? O adını vermekten bile korktuğun çatalın eline mi düşeceksin yine? Oğlum bak. Çatal yine sınırdan bir sürü mülteci çocuk getirdi. Bir tanesi öldü. Eğer sen ifade vermezsen... bütün bu yaptıkları o itin yanına kâr kalacak. Oğlum biz kaç tane daha çocuğu kimsesizler mezarına gömeceğiz? Ben seni de gömmek istemiyorum Yakup. Abi. Hadi abi. Gene konuşmadı değil mi? Olsun be aga. En azından bugün bir çocuğu babasına kavuşturuyoruz ya. Ha? Lara Eyüboğlu'nu. Bulursam kavuşturacağım. Bulursam mı? Nerede ki? Bilmiyorum. Mekanları yandı. İtfaiye gelince de kimlikleri yok diye ateş kuşları kayboldu yine. Yine kayıplar. Gülerse yine kayıp. Yine kayıp. Ya aga. Hatırladın mı mekanı? Ulan Zıpkı. Sabit abi. Sabit abi. Başladığımız yere geri döndük ha. Köksüzler. Dönmem. Sokağa dönmem. Sokağa dönmem. Sokak benim değil, sokağa dönmem. Sokağa dönmem. Sokak benim değil, sokak çatalım. Sokağa dönme. Abim. Sokağa dönme. Hadi abim, hadi. İnmem. İnmem. Abim, hadi. İnmem. İnmem. Eve gidelim. Ateş kuşlarına gidelim. Ateş kuşlarına gidelim, eve gidelim. Eve. Eve gidelim, eve, eve, eve. Çocukluk evimizi ister misin Sabit'im? Çadır kuralım mı ha? Çadır olur. Çadır iyi. Çadır olur. Tamam. İnadı kuracağız. Sabit, İstanbul'un en tepesini kuracağız ha. Haydi. Hadi Sabit, hadi. Gel Sabit abi. Ali abi. Niye buraya geldik? Senin gecekonduya gideydik ya. Şimdi şöyle oldu, ben dün önce 700 toplayabildim kira için. Ama Zümrüt'e 2000 verdi. İşte 2000'i tamamlamak için fakirhaneyi devrettim birine. Oba. Yani senin de evin yok. Yok.
Başınıza kaldım. Şimdilik. Hadi yürüyün. Gel sen. Hadi. Hadi gel. Ayşe. Seni çöpte bulup çataldan kaçırdıktan sonraki evimiz neresi biliyor musun? Burası. Bu çatı. Mercan burada köksüzler yemin ettirmişti bize. Seni korumak için. Onu hep seveceğiz. Hep koruyacağız. Biz aç kalsak Gülayş aç kalmayacak. Biz üşüsek Gülayş'e üşümeyecek. Biz yansak Gülayş'e yanmayacak. Yemin mi köksüzler? Köksüzler yemini. Ben de şimdi dedim ki... Ne para var, ne ev var, ne kimlik var. Boş bir emin daha eder miyiz? Ha? Ha köksüzler? Köksüzler değil, ateş kuşları. Ateş kuşlarının yuvası yandı be canım. Ateş kuşlarının yuvası kül oldu, kül. Aman! Rahmetli evimiz zaten rüzgar etse sallanırdı. İyi oldu o. İstifa etmeden bizim yaktığımız, değil mi? Ha. Hem bizim evimiz orası ya da burası değil ki. Bizim evimiz beşimizin olduğu her yer. Ha, başımızda bir dam olsun istiyorsak da kurarız bir çadır canım. Ne olacak yani, değil mi? Ne oldu, ne bakıyorsun sen? Geçtin yine demenin başına, sürüyorsun kafana göre. Ben bir şeye bakayım. Ha, sen bak bir şeye. Abla, sen de mi baksan bir şeye? Bak vallahi geliyor, ha terlik geliyor. Her yerim yanmış gibi acıyor Sabit abim. Şu dizini azıcık ver de uzanayım. Diz verilmez.
Zıpkın. Nereye? İki ekmek alacak kadar para var. Gidip alayım. Korumak için yemin ettiğimiz Güleyş'e hem yaralı... ...hem de yanık sayemizde. Bari aç kalmasın. Hadi be kızım, hadi be kızım, hadi be kızım, hadi, 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 hadi. Alo. Niye aramıyorsun Nermin? Çatladık burada, akşam oldu. Şimdi çıktım bankadan. Aldın mı parayı? Aldım. Mesai sonuna kadar beklettiler 1.200.000 doları toparlayabilmek için ama... ...sonunda alabildim. İyi, hemen geleceğim almaya. Şirkete gitsen. Tamam. Menderes! Nerede bu? Lan Şibit, sen şirket hesabından para mı çektirdin? Ne çabuk öğrenmişsin abi. Bak 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 bak, cevaba bak. Ne çabuk öğrenmişmişim. Gizli mi kalacaktı? Banka müdürü beni arıyor. Asistanın Nermin, Menderes Bey'in imzasıyla 1.200.000 dolar para çekiyor diyor. Ben bunu banka müdüründen mi öğrenecektim? Menderes. O para bu sene benim çekmediğim kar payım abi. Hakkım olan parayı alıp almamayı sana mı soracağım? Soracaksın. Eşek başı mıyım ben burada? Kaç kere söyledim benim haberim olmadan adım atılmayacak diye. Ya ben size her şeyi bileceğim demedim mi? Abi, bir dinleyen bakan belki çocuğun Menderes'in bir ihtiyacı bir şeysi olmuştur. Ya başlarım ihtiyacın onun. İş işten geçtikten sonra, olanlar olduktan sonra bilsem ne işe yarar ya Hacer? Bana bak lan Şibit. Kumara mı başladın yine? Abi, ben kumara tövbe edeli 1.000 yıl oldu. Hadi lan. Kumarbaz adam tövbe tutar mı? Huylu huyundan vazgeçer mi hiç?
Doğru abi. Tıpkı senin beni adam yerine koymamaktan vazgeçmediğin gibi. Adamsan o para hemen gelip hesaba konulacak. Her ne için aldıysan o parayı dersin bana. Ben münasip görürsem çekmeye izin veririm. Parayı ne için aldığımı sana söyleyeceğim, öyle mi abi? Hiç sanmıyorum. Menderes. Aşk olsun be abi. Hah, bak çıktı gitti işte adam. Gururu kırıldı tabii. Kendi parasını şirketten aldı diye azarladığın kocamın boyu kadar kızı var. Bari kendi evladının önünde yapma ya. Anne. Ne? Nispet mi yapıyorsun sen bana gelin hanım? Ha? Sizin o boyunuz kadar kızınız var ya, evladınız var ya. Amca. Siz yatın kalkın. Bu kıza dua edin. Barbar peşimden gelmiş biliyor musun Sabitha? Gördüm onu. Benim için korkmuş gelmiş. Ateş kuşu değil de köksüz gülaş olduğumu bilseğine gelir miydi? Sokak çocuğu olduğumu bilse yine korkar mıydı benim için? Abi. Geç oldu. Birazdan Ayaz çıkar. Nasılsın? Ablam nerede? O gelmedi mi? Daha çadır kurmak için malzeme bulamadık. Siz takılın. Biz birazdan geliriz. Sabah yanıyorduk. Şimdi üşüyoruz. Bu ne çelişki Sabit abi? Sabit yaktı seni. Hayır. Sen yakmadın. Sen beni kurtardın. Fotoğraf makinesi yandı. Ama fotoğraflar da yanmadı. Ben de yanmadım. Senin sayende bak. Yanındayım, buradayım. Sabit abi. Sabit acıdı. Çok özür dilerim. Ben unuttum yandığını Sabit abi. Geçti mi? Hmm.
Ali, çadır için bir dolu malzeme çıktı ha buradan. Biri de güzelim domatesi, soğanı çöpe atmış. Çürüğü çarığı da yok valla. Ali, sana diyor. Bir an çöpte bir bebek daha bulacaksın sandım. Yok. Bir tane yeter şimdilik, ikinciyi düşünmeyelim. Yani Gülayşe az daha büyüsün de sonra bakarız yine çöplere. Ercan. Ha. Bu Zümrüt denen Gülayşe'yi gayet büyümüş buluyor değil mi? Bizim kızı yazıyor, doğru mu? Ali. Bana hiç lafı eveleyip geveleme. Siz bana bir şey anlatmıyorsunuz diye beni de saf salak belleme. Gelişine sordum, bodozlama söyle. Zümrüt'ün başka teklifiniz yoksa dediği. Gülayşe'ydi değil mi? Adam canımın yarısına göz kodu değil mi? Evet. Ama kurban olayım, gidip karşısına çıkma. Tamam, çıkmam. Orada da değiliz zaten. Bulamaz da bizi. Tamam, çıkmayacağım karşısına. Harbi mi? Harbi. Adamın karşısına çıkmayacağım. Aa, niye çıkmayacaksın ya? Mercan, ne olsun istiyorsun kızım? Gideyim adamı kefensiz toprağa mı gömeyim? Hayır, yoktan ne bileyim. Zümrüt Gülayşe'ye göz koydu diye sana söyleyemedim. Sen duyarsan delilenirsin diye hep korkuyordum. Şimdi sen böyle sakin kalınca şaşırdım yani. Dediğin gibi zaten orada değiliz. Zümrüt de Gülayşe'ye ulaşamaz. Hadi çıkarım yukarı. Bırak alırım ben. Ali. Burada mı kalacağız? Ev yok, kimlik yok, para yok. Sokakta mıyız yine? Çık. Abla, bakın ne buldum. Mis gibi domatesle soğan. Bak şimdi bunları şişe takacaksın. Ondan sonra ateşte biraz tütsüledin mi mikrobu ölür. Mis gibi de yenir. Sabit abi, Sabit abi bak şimdi bu kuzu şişmiş, tamam mı Sabit abi? Soğan da kuzu etinin yanına ne yakışır ha? Sabit çok acıktı. Üf, vallahi Zıpkın da çok acıktı. Bekleyin bebeği için. Sonra dilenmeye çıkarız. Oho. Bu bebek uyuyacak da dileneceğiz de. Ne yapsak ya? Bebeğin babasından mı yasak acık? Daha sabah söz verdiniz biz aç kalsak Gülayşe aç kalmayacak diye. Ne çabuk gözlüktün yavrumun mamasına.
mesela bu da ayran köfteymiş. O ne ki? Böyle ortası yumurta, etrafı da et. Anamla hapisteyken ayda bir çıkardı. Anam ortadan keserdi yumurtayla eti ayırmadan. E kes. Ne yapıyorsun be deli? Kesmekle uğraşamam canım. Yuttum dallama köfteyi. Dallama değil lan, dalyan köfte. Etle yumurta olanı dalyan. Taş olanı dallama. Dallama köfteyi mi hatırladın? Dallama köfte seven dallama zıpkın nerede kaldı? Eyboğlu yemek yemeyecekmiş. Neden acaba? Ay hakikaten abla niye? Lemlem. Anne amcama kocamın boyu kadar kızı var dedin ya. Adamın yarısına bastın sen. Şimdi neden diyorsun? Öyle mi anneciğim? Hayır amcan da boyu kadar kızı olan adamı herkesin içinde kendi öz parasını aldı diye azarlamasaydı. Hayır, karısının katilini bulamadı, çocuğunu kaçıranı bulamadı. Yıllardır ceremesini biz çekiyoruz. Nefes alsak içtima veriyoruz ayol. Değil mi Menderes? Ablam, bir içtima da ben istiyorum hakikaten. Öleceğim meraktan. Ne yapacaksın o kadar parayı? Kiralık katil tutacağım abla. İlahi Menderes. Allah seni tabur etmesin evi çocuk. Söyle çabuk, ne yapacaksın? Ev alacağım ev. Vallahi mı Menderes? Bizim kendi ayrı evimiz mi olacak? Yani sen, ben, kızımız. Başka hiç kimse yok. Kocan bu hıyanetliği ettiyse... sen ev, ev diye başının etini yediğinden etmiştir. Ne bilmiyorum niye polim yapıyor? Vallahi da bilmiyordum abla. Kocam bana sürpriz yapmak istemiş. Ama bak hiç gücüne gitmesin, ben seni beş çayına çağırırım. Ay babacığımın Kütahya Simav Kontesi İbrahimgil'in Nazmiye. Beş çayıymış. Benim adım Nazmiye değil. Nazlı. Sen İbrahimgil'in Nazmiye'sin. Eyboğlu'na gelin geldin de evdam gördüm. Bizde öyle ayrı gayrı ev olmaz. Kır dizini, otur Nazmiye. Ya yeter bir durun ya, yeter ya.
Ay kocam emredince ışıklar bile duruyor. Allah'ım sen bana sabır selamet ver. Ahmet, jeneratör de devreye girmedi. Ne oldu oğlum? Ya, sigortalar bozulmuş sanki ama. Bu beni aşar Şirin abla. Elektrikçi lazım. İyi bol, hepimiz asacak o sigortayı. Hey, sen kapıyı boş bırakma madem. Tamam. Tamam, ben bir elektrikçiyi arayayım. Kardeş, Nizam Eyüboğlu'nun evinden arıyorum ben. Bizde ceyranlar gidiverdi. Ha. Jeneratörden de tık yok. Bir gelip bakıverseniz. Hanımefendi şimdi gelemem. Sabah gelirim. Sabah mı? Evet, sabah. Sabah kadar ne edeceğiz biz? Vallahi bilmiyorum ki abla. Şimdi benim de işlerim var. Onları bırakıp gelemem ki. Sabah gelirim işte. Tamam. Tamam. Sabah görüşürüz. Ben erkenden gelirim. Tamam ama erken gelin. Tamam tamam, erkenden gelirim. Merak etmeyin. Oldu. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo. Efendim. Abi selamünaleyküm, elektrikçi mi? Aleykümselam, buyurun. Abi kusura bakma, seni bu saatte arıyorum da ben abi Eyüboğlu Köşkü'nün korumasıyım. Ha. Bizim abi elektrik sorunu vardı da onu hallettik ya. Sigorta atmış da. Öyle mi? Sabah senin gelmene gerek yok abicim, biz hallettik. Eyvallah abicim. Tamam. Görüşürüz, kolay gelsin abi. Hadi iyi akşamlar. Ya hadi be oğlum ya. Kaç saat oldu, bir tane kamyoneti bulamadınız ha? Komiserim sakin. Buluruz, sakin. Ya Halis, bana sakin falan demeyin. Sen de deme lan bana sakin falan. Kimse bana sakin ol falan demesin bundan sonra. Komiserim, yakaladık. E5'te, Aksaray istikametine doğru yol oluyor. Peşlerine bir ekip otuz takın. Uzaktan takip etsinler, görünmesinler. Bana da hareketli konumlansın peşlerindekiler. Hadi. ...121 konuşuyor. Malum aracın peşindeyiz. Hareketli konum yolluyoruz. Tamam.
Zıpkın abim geldi. Oo, kolay gelsin Ali Usta. Neredesin lan sen? İşte ekmek aldım bize. Su aldım, elimizi yüzümüzü yıkarız, temizleniriz diye. Sonra da gittim, kumbaradan bir şeyler bulayım dedim. Üstümüz başımız yandı ya. Bu kadar saat kıyafet mi aradın? Yoo. Bizim mola yerine gittim. Orası da biraz uzak. İlk yardım çantasını alayım dedim. Şimdi benim şeyde kalmıştı, o lastikçi dükkanında kalmıştı. İtfaiyeden kaçacağız falan derken aklıma gelmediydi ama... Sonra dedim, Sabit abimin de elleri yanmış, ona bir merhem sürelim falan dedim. Gülayşe, hı, al bakalım bunu, Sabit abinin eline sürücü onu. İyi. Ben iki sopa daha bulup geleyim. Rüzgar ise tepemize çöker bu. Dur sen Ali. Biz Zıpkın'la buluruz sopa. Uzaklaşmadan arayın. Zıpkın. Ha. Zıpkın. Ha. Eyüboğlu köşküne gittin değil mi? Onu da nereden çıkartıyorsun ya? Oğlum. Günlerdir biz bu kıza bakamıyoruz. Babasına geri verelim deyip duruyorum. Gittin değil mi? Onu çöpe bırakanların evine gittin öyle değil mi? Allah aşkına boş yapma bak daha çadırı kuracağım. Bak. İlk yardım çantası kamyonetteydi. Mola yerine gitmedin. Oraya gittin. Kahrolsun çok zeki bir ablam var ya. Harbiden bak çok zeki bir ablam var. Tamam pes gittim. Eyüboğlu'nun köşküne gittim. Bu kız bizimle sokaklarda sürüsün istemedim ya. Ya istemedim istemedim. Ne dedin Zıpkın? Allah aşkına ne dedin? Kapılarını çaldın. Biz senelerdir bu kızı sizden saklıyoruz. Ama şimdi sokağa düştük. Bakamıyoruz. Gelin alın isterseniz mi dedim. Elektriklerini kestim. Ne? Neden oğlum neden? İçlerine sızmak için. Gülayşe'yi çöpe atan kansız kim bulmak için. O kansızı bulacağım. O kansızı bulduğum zaman mezara mı gönderelim? Ya da mapusa mı bilmiyorum. Ama Gülayşe'nin aldığı hayatı Gülayşe'ye geri veririz. Anladın mı canım? Sen delirdin. Sen vallahi delirdin bak. O kansızı bulacakmış. Ya ben delireceğim ben. Bir de bulacaksın, mezara koyacaksın öyle mi? Bak bak. Tamam, mezar olmasın mapusa sokarız. Ama o kansızı bulacağız canı. Yarın Eyüboğlu köşküne elektrikçi olarak giriş yapıyorum ben. Lan gerizekalı çocuğu. Elektrik dediğin yarım günlük iş. O yarım gün içinde nasıl bulacaksın ha? O kadar kolay mı o iş? Değil. Ne yapacaksın Zıpkın? Çok merak ediyorum. Eyüboğlu köşküne kadrolu elektrikçi olarak mı gireceksin? Bak sen bir sakinleş tamam mı? Sen önce bir sakinleş. Ben belki o zaman sana anlatırım ne yapacağımızı. Belki. Komiserim. Malum şahıs şuradan yukarı çıktı. Sonra geriye bir kızla indi. Yani tam duyamadım ama sanki tartışıyorlardı. Tamam, sağ olun arkadaşlar. Siz gidebilirsiniz. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun şimdi? DNA testinden falan. Hadi kızı alıp babasına götürelim. Hemen alıyoruz yani. Oğlum kız Ayaz'da çatıda yatıyor lan. İlk önce yakacaklardı, şimdi donduracaklar.
Hemen alacağız tabii. Aga tamam, sen niye celalleniyorsun ya? Hani ben sıkıntı olur, mevzu çıkar, hazırlıklı olalım diye öyle dedim. Şimdi sen sonuç olarak bu kızı alıp yemeğe götüreceğin ayağını babasına götürecektin ya. Ne bileyim, kız gelmek istemez, abileri bir şey der, mukavemet olur. Hani çatışma falan. Cemal, oğlum bu ayazda kızı sokakta mı bırakalım? Çatışırsak çatışırız. Haydi. Daha çatalıp peşine düşeceğiz. Ulan hadi buldun. Hadi Gül Ayşe'ye hayatını geri verdin. Hadi o kansız da cezasını buldun. Bitecek mi oğlum, bitecek mi? Gül Ayşe Ali'nin, o çok güvendiği Ali'nin. Abisi yerine koydu, babası yerine koydu Ali'nin. Annesinin katili olduğunu öğrenecek lan. Ya nasıl öğrenecek? Nasıl öğrenecek ya? Oğlum geri zekalı. O köşkteki o kansız çatalı biliyor, tanıyor. Çatala bebeği veren o. Çöpe bırakan, alsın diye, çatal alsın diye bırakan o. Çatal, Gül Ayşe'nin annesinin katilinin Ali olduğunu biliyor. İpi bir çektin mi, çorap söküğü gibi gelecek devamı. Bak Ali'yi de mi yakacaksın? Birincisi, Ali zaten yanmış. Kimliksiz ne koca olunur ne de baba dedi. Herkes bizi kardeş biliyor dedi. Senin sevdandan geçti. Hadi Ali benim sevdamdan geçti. Gül Ayşe de abisinden mi geçsin? İkincisi, biz o çatıda yemin ettik. Biz yansak bile Gül Ayşe yanmasın dedik. İcabında yakarım Ali'yi Mercan. Kendimi yakarım. Seni bile yakarım. Bu kız güvende olacak. Sokaklarda çatal korkusuyla yaşamayacak Mercan. Biz hayatımız boyunca çataldan kaçtık. Kaçmaya da devam edeceğiz. Gül Ayşe de, sen de, ben de, Ali de, Sabit de. Bizim kaderimiz bu, anladın mı? Biz çatal korkusuyla yaşayacağız, anladın mı? Ateş kuşlarının çatalla ne işi olabilir? Niye bu kadar korkuyorlar? Çatal niye peşlerinde? Ne oluyor oğlum? Çatalın çocukları. Af buyur aga, kimin çocukları? Oğlum biz ateş kuşları, kimliksiz beş eski sokak çocuğu demedik mi? Bu canına yandığımın İstanbul'unda kimliksiz çocukların sahibi kim? Ulan. Bunlar da çataldan kurtulan çocuklardı. Ne yapacağız şimdi abi? Bir çocuk kurtarmak mı? Tüm çocukları kurtarmak mı? Aga soru mu bu şimdi ya? Tabii ki bütün çocukları kurtarmak. Ben de öyle düşündüm. Lara Eyvon'u babasına vermeyeceğim.
Ne? Neden? Oğlum ben kimin peşindeyim? Çatal'ın. Çatal kimin peşinde? Ateş kuşlarının. Ateş kuşları bize çatalı verene kadar Gül Ayşe'yi babasına vermeyeceğiz. Ya Allah Allah, neden? Ne alakası var? Aralarına gireceğiz Cemal. Çatalı hayatının sonuna kadar içeri tıktıracak kilit onlarda. Anlıyor musun? Nizam Eyüboğlu ne olacak? He? Adam acısından delirecek ya. Her gün sana benim kızım nerede deyip soruyor. Nizam Eyüboğlu 23 yıldır kızını görmeden yaşıyor. Biraz daha yaşar. Ama o çatalın elindeki sokak çocuklarının yarını yok. Nizam Eyüboğlu çocuğuna kavuşacak diye ben o endeklerden sokak çocuğu cesedi toplayamam artık. Eyvallah aga. Eyvallah da sen bana az önce ne dedin hatırlıyor musun? Ha? Ne yapacağız? Bu kızı bu ayazı sokakta mı bırakacağız dedin değil mi? Ne yapacağız? Bu kızı bu ayazı sokakta mı bırakacağız? Alın lan. Bir dalyan köfte değil ama. Dallama köfte de değil. Sen ne yemiyorsun? Yağmur yağacak birazdan. Ben bir çadır hazırlayayım da siz yiyin. Malikanemize buyurun Gül Ayşe Sultan. Şimdi pek size layık değil ama. Çok zarifsiniz Zıpkın Bey. Hmm. Gel bakalım. Ört üstünü de. Yıl sonra yine bir gece çatıda çadırdayız ha. Yirmi üç sene sonra yine bebeğe köksüz bir ninni söyle istersen. Kumaracağım sen bitleri,
yemesin keksizleri. Öksüzüm ufacık bebek. Köksüzler sana bakacak bebek. Annesi babası çok sevecek. Uyuyacak, büyüyecek, köklenecek. Köksüzüm, öksüzüm, Dandini dandini uyursan, bit kapmadan karadan. Öksüzüm, öksüzüm, köksüzüm, İnmeyelim hiç çatıdan. Allah korusun ayrılıktan. Köksüzüm, öksüzüm, Öksüzüm, köksüzüm, Lan Cemal yeter. Sabahtan beri katır kutur yiyorsun. Aga ne yapayım sabah beri ya, karnım kazındı. Yiyeyim.
Nereye gidiyor lan bunlar gece gece? Bilmiyorum ki aga. Yürü Cemal, arkadan dolanalım. Tamam. Sabit, bu arabanın gazı çok az. Götürüp getirmez bizi. Eve dönmek istiyorsan başka bir araç bulmamız lazım. Sabit. Lan oğlum, ne yapıyor bunlar? Lan düz kontaklı araba mı çaldı? Niye? Aynen aga. Boş lan, koş koş. İhbarda bulunacaktım. Liva çıkışında Zümrüt Ayeli'ye ait benzin istasyonunda kaçak mazot var. Zümrüt Ayeli çetesiyle birlikte kaçak mazotu hem ülkeye sokuyor hem dağıtımını yapıyor. Şu anda benzin istasyonuna baskın yaparsanız suçüstü yakalarsınız. Ali Zümrüt'ten kurtuldu. Göreceğiz bakalım kurtulduk mu sabitim. Göreceğiz. Patron. Hmm. Kovmasa mıydın ateş kuşlarını? Bak kız da gitti. Biraz o. Nasıl sokakta kalsınlar? Kimliksiz işte, açta bulamayacaklarını anlasınlar. Tıpış tıpış gelir yalvarırlar. O zaman da... Patron, asıl bize mua. Ne oluyor lan?
Oo. Ali çok akıllı. Ah be sabitim. Oradan bakınca akılsız mı duruyor? Hadi lan. Başka teklifiniz yoksa... uçun kuşlar. Al sana teklif Zümrüt Efendi. Zümrüt Efendi. Tak kemerini sana. Tamam devrem, çok sağ ol. Seni de uyandırdık vallahi ya. Hakkını helal et. Eyvallah ağa. Eyvallah, eyvallah. Hakikaten kaçak mazot bulmuşlar Zümrüt Ayel'in benzinliğinde. Bu herif şimdi kaç yıl yanmış kaçak mazottan? 3 yıldan 10 yıla kadar dedi kaçakçılık şubedeki arkadaş. Bir de 20.000 güne kadar adli para cezası. Oy oy oy. Ulan bunca yıl bu ateş kuşları nasıl bu çataldan kaçtılar diyordum ben de. Oğlum bunlar kuş falan değil, kurt lan. Vallahi hem de ne kurt aga. Büyük ihtimalle mekanımı yaktınız diye Zümrüt kovaladı bunlar oradan. Ali de şimdi Zümrüt'ü ihbar ediyor ki... Zümrüt hapse, ateş kuşları yuvaya dönsün ha. Vallahi helal. Abiye bak be. Kardeşlerini sokakta bırakmayacak. Ya sen de çocuk polisim, niye geziniyorsun? Sen Eyvon'la kızını sokaklarda bırak. Ama sokak çocuğu, sokak çocuğunu sokakta bırakmadı, gördün mü? Aferin lan sana. Aferin lan Cemal. Sayende ateş kuşlarının arasına nasıl sızacağımızı buldum. Gel lan, gel öpeceğim. Ne dedim lan ben şimdi? Oğlum sokak çocuğu, sokak çocuğunu sokakta bırakmaz demedin mi sen? Aferin sana Cemal. Elektrikçi geldi Şirin abi. Aman erkenden gelmişsin maşallah, gir gir. Hadi ben kapıdayım. Tamam abla. Vallahi ben de çok mu erken geldim diyordum vallahi. Peki iyi etmişsin. Gari ocak bile cereyanla çalışıyor, çay edemedim. Millet hani kahvaltı demeden tamir ediver, hadi şunu. Koy ayakkabılarını şuraya, düş peşime.
He. Al oğlum ayaklarını. Sağ olasın abla. Bak kutu da burada. Hah, dur ben bakayım ablam bir ona. Bizim Ahmet baktı dün halledemedi. Hallederim ben ablam. Bak baştan anlaşalım. 5000 adım. 10.000. Kim bu? Elektrikçi mi? Günaydın. Evet erkenden geldi hanım. Benim sabah sabah çilem. Sızlanma. 7000 adım olsun. Pazarlık yok. Çok 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 pardon. Ay. Kusura bakmayın ablam. Siz gelene kadar kahvaltıyı koyarım ben. Yeşil çay şirin yeşil. Tamam yeşil çay. Bir de sağında yumurta yap şöyle güzel ya. Tamam beyim. Hadi 7000 olsun. Ya. Yok. Yok kapalı. Telefonu kapalı Zıpkın'ın. Abla şarjları bitmiştir. Kahvaltı bulmaya gitmişlerdir. Gelirler birazdan. Aha Ali arıyor. Hah. Ali. Ya neredesiniz? Öldük meraktan. Kusura bakma şarjım yoktu. Burada doldurabilirim. Orada? Benim çalıştığım çöp alanındayız. Evi yeniden yapmak için inşaat malzemesi topluyoruz. Nereye yapacağız Ali evi? Bizim arsamız yok ki. Var, var. Zümrüt'ü tutukladılar. Mekana geri döndünüz. Bekleyin birazdan oradayız. Ne? Ne diyorsun? Ne oldu? Aa, kurban olurum sana. Ben de sana. Ne oldu? Güraşe. Ne? Eve geri dönüyor. Ne? Ne oldu? Bilmiyorum Ali bir çaresine bakmış. Zümrüt falan tutuklanmış. Allah! Dur bağıracağım Ali abim gibi. Ahtım vardı. Kız dur. Ahtım vardı bağıracağım. Ulan İstanbul! Fakirin damsız değil. Zenginin umrunda değil. Çatladım patlayalım. Kız yeter in aşağı in. Abla dur abla şuraya bağıracağım. Ulan İstanbul! Fakirin damsız değil. Abla. Gülayşe ne oldu? Abla. Ne oldu kız? Çocuk yatıyor. Orada çocuk yatıyor. Dur dur. Gülayşe dur. Abla dur bakmam lazım. Gülayşe bakma. Hoş bak. Yaralı bir şey olmuş. Abla. Abla bakmam lazım. Yatıyor. Orada yatıyor. Bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Kız dur. Başına bir şey gelecek. Dur. Gülayşe dur. Gülayşe, kız Gülayşe. Gülayşe dur. Yine bıçak yiyeceksin ha. Sen? Korkma. 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 Korkma, kızmayacağım sana. Korkma, kızmayacağım. Kaçma, dur. Dur, kaçma. Kız kim o, kim? Kaçma, bekle. Ya bu kız bu çocuğu yakalar ha. Vallahi yakalar. Tazı gibi koşuyor, baksana. Eve bile götürür. Yakup. Otur.
Yetimhaneye mi gidiyorsun? Yok. Sana başka bir teklifim var. Yetimhane olmayan bir yerde yaşamak ister misin? Sen ne diyorsun Barbar abi? Birbirine tutunmuş bir aile diyorum. Denize yakın, şehirden uzak bir yer diyorum. Senin yaşadıklarını yaşamış ama kurtulmuş abiler ablalar diyorum. Cennetimi tarif ediyorsun abi. İsterim tabii. Hadi. Dur. Dur, kaçma. Kaçma, bekle, bir şey yapmayacağım sana. Kızmayacağım, bekle. Dur, kaçma, bekle lütfen, dur. Koca bahçede nereden bulacağız şimdi bunu? Sen taktın mı, emin misin? Eminim ya, bileğimdeydi, eminim. Sabahın köründe koşuya çıkarken elmas bileklik mi takılır hayatım? Ay ne bileyim Menderes, 10.000 kafamın etini yedin zaten. Elmas bilekliğim yok. Odadan çıkarken bileğimde olduğuna eminim. Acaba sende olabilir mi? Şnaz. Gelin hanım. Çok ayıp. Bizim olan yerde bulmuş, bana getirdi. Para verem dedim, almadı. Helal süt emmiş evlatmış. Vallahi helal süt emmeyi emmedik ama helal süt emmiş bir abladan aile terbiyesi aldık. Şimdi parayı alırsam yani yaşıma bakmaz, bacaklarımı kırar benim. Pardon. Sağ ol kardeşim. Eyvallah abicim. Anam! Nazarıma da pardon dedirttin ya, cennetliksin cennetlik. Ablam şunu bir alsam olur mu? Sağ olasın. Ablam, bu evin bütün yükü sende şimdi. Ben de. Senin gezmeye tozmaya vaktin olmuyor mu hiç ya? Yok be oğlum, nerede? Geçenlerde benim dizlerim ağrıyordu namaz kılarken doktora gittim. Doktor dedi ki her gün bir saat yürüyüş yapacaksın dedi. Onu bile böyle akşam yemeğini ocağa koyuyorum, böyle o fıkır dayıncaya kadar 15 dakika gidiyor, geliyor. O kadar. Sonra gene iş başı. Doğru ablam. Yetişecek değil mi artık? Yetişir ablam, az kaldı. Beni gideyim ne olur. Vallahi yanlışlıkla taktım sana bıçağı. Bu sana bıçağı takan velet mi? Gülayşe kızım, başına iş mi alacaksın sen? Hadi yürü. Oğlum hadi sen de işine bak, hadi. Abla bir dur.
Polis seni yakaladı sanmıştım. Yakaladı. Yetimhaneye yolladı ama. Sen de yetimhaneden kaçtın değil mi? Duvarlar üstüne üstüne gelmeye başladı. Sokakta it gibi sürünür ama burada kalmam dedin, öyle değil mi? Ne biliyorsun abla sen? Tahmin. Abla. Abla, çocuk bizde kalsın mı? Gülayşe, delirdin mi sen? Bence kafayı yedi. Abla, bu böyle sokakta kediyi bulup beslemeye benzemez. Uzak duracağım bizim gibilerden. Bizden zarar gelmese de peşimizdekilerden zarar gelir. Kim var sizin peşinizde? Gülayşe. Soysuzun biri işte. Ondan kaçıyorum. Sizin de başınızı derde sokmayayım. Hadi abla, sal beni. Hayır, hayır, tamam, kaçma. Kim var peşinde söyle. Heh, desene bana, adını söyle hadi. Desem de bileceğim mi kim olduğunu? Çataldan kaçıyorum işte. Dedim. Bildin. Abla, bu çocuk bizle gelsin ne olur. Ha? Bırakmayalım çatalın elini. Götürelim bizle gelsin hadi. Cenneti mi tarif ediyorsun abi? İsterim tabii. İyi, güzel. Hadi gel seni ateş kuşlarıyla tanıştırayım. Ama cehenneme bile karşılıksız vermezler abi. Senin şartın ne? Şart değil bu oğlum. Ateş kuşları çataldan niye kaçıyor onu öğreneceğiz beraber. Olmaz abi. Tamam oğlum, tamam. Otur, tamam. Otur. Tamam, sen korkuyorsun, ifade vermiyor. Ama o abilerinle ablalarınla konuşabilirsin bunları. Neden kaçtığını, neden korktuğunu söyleyebilirsin. Onlar seni anlarlar. Sana yardım ederler. Aralarını alırlar. Ha. Bir de çatalla alakalı bir şey öğrenirsek, sana söz veriyorum. Senin adın geçmeyecek. İkimiz de kurtulmuş oluruz o adamı. Hem senin çataldan korkmadığın bir yuvan olsa. Asıl o zaman cennet olmaz mı? Ha koçum? Ha bir de ben yokken Gülayşe'ye göz kulak olacağım. Hani o bıçakladığın kız var ya, ona. Tamam mı? Aferin. Komiserinize söyleyin. Bir dahaki sefer beni misafir edeceğiz zaman buraya bir döşek sersin. Bu ne ya? Her yerim tutuldu ulan. Bunu ben salarım devre. Sen git işine bak. Gel lan buraya. Dosyayı buldum. Gülayşe'nin adresi cebinde. Yürü. Amma uzun sürdü bu tamirat işi, bitmedi mi hala? Vallahi bir 5 dakikaya biter gibi abi. Hadi bakalım. Yeğeninin adresini buldum. Parayı getir, cesedi götür.
Neyse, benim çıkmam lazım. Yeter mi? Abi Allah bereket versin. İyi, işini bitirince çıkarsın sen de. Günaydın babacığım. Oh, günaydın kızım. Elektrik tamiri bitmek üzereymiş. Annene söylersin, tamam? E kahvaltı etmeyecek misin? Yok, sabah sabah bir toplantı koymuşlar. Ona yetişmem lazım. Günaydın, kolay gelsin. Sağ ol. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok ya. İyiyim. Siz? Biz? Yani sen. Sen nasılsınız inşallah? Çok iyiyim maşallah. Harbi maşallah. Yani maşallah. Allah çok daha iyi etsin. Cümlemizi. Helal tanem namus. Deli mi ne? Neyse, kolay gelsin. Mercan, hadi inin aşağı. Eve gidiyoruz. Ateş kuşlarına gidiyoruz. Aynen abim. Eve gidiyoruz. Kim bu? Ali abi, bu... Bu beni bıçaklayan... Yakup. Bundan sonra biz de yaşayacak da. Mercan ne diyor bu kız? Ali, bir delilenmeden bir dinle de. Lan nasıl? Lan kafayı mı yediniz siz? He? Sen bıçakladın. Gülen şeyi o bıçakladı. Sabit. Sabit abi. Biz barıştık bak. Sakin. O bıçakladı. Gel buraya Sabit. Gel. Gel, biz barıştık. Tamam, tamam. Çatalı bize getirecek herkesten uzak kalacağız lafının nesini anlamadınız? Nesini anlamadınız? He? Abi. Çatalı bize getiremez. Çünkü o da çataldan kaçıyor. Abi. Abi. Bak biz senelerdir Çatal'a izimizi kaybettirmek için neler çektik, he? Hatırla.
Hatırla Gülayşe. Diyelim bu çocuk çatalı bize bilerek getirmedi. Çatal bunu takip ediyorsa her türlü bizi bulur. Eliyle koymuş gibi bizi bulur. Siz neyi anlamıyorsunuz? Biz şu canına yandığımın dünyasında sağ kalmak için birbirimize tutunmadık mı? Ama bu çocuğun tutunacak kimsesi yok. Eğer biz onu almazsak çatal bulup alacak. Sen beni çöpten buldun abi. Beni bağrına bastın. Abim oldun. Babam oldun. Kanımdan değil canımdan bir parça oldun sen benim. Senin şu mangal gibi yüreğinde bu garibe de bir yer vardır be abi. Hadi. Allah'ım! Kimin abisi be? Kimin abisi? Şişt, tamam canım ama binin hadi. Allah! Sabit abi gel. Hadi. Oğlum. Bitmedi mi daha kahvaltı hazırlayacağım? Bitti oğlum. Hah, tamam. Canım, bizimkileri atlat. Eyüboğlu'nun sarayının arkasındaki koruya gel. Beni bir kere daha dinle, ha. Olma mı? Binsene sen de, ne bekliyorsun? Bir de Zıpkın nerede? Zıpkın aradım, ulaşamadım. Şey, kahvaltılık bir şeyler bulmaya gitti herhalde. Ben onu bekleyeyim burada, onunla birlikte geleyim ha. Ya olur mu öyle? Olur be Ali. Hem kumbaralara bakarım, üst baş bir şey alırım. Zıpkın dün getirdiydi bir şeyler. Getirdi ama tek kat getirdi. Evde her şey yandı, kıyafet lazım. Aslında beraber giderdik ama kamyon bizi bırakınca öyle vardiyasına gidecek. Tamam tamam, siz gidin. Geliriz biz. Şu velede de kumbaradan bir şeyler al bari. Alır. Hadi çık yukarıda bekle Zıpkın. Tamam. Abla, ben Zıpkın'ı bekliyorum. Siz gidin, onunla geleceğiz. Hadi Mercan, yukarıda bekle. Tamam. Pelin Hanım. Abi. Gelin Hanım'ın sana diyeceği var. Ben dün bir densizlik ettim bey abi. Bazen ne dediğimi bilmiyorum ya. Kusuruma bakma. Kendi parasını şirketten aldı diye azarladığın kocamın boyu kadar kızı var. Bari kendi evladını da nerede yap. Elektrikler gelmiş. Geldi beyim, geldi.
Çocuk erkenden halletti gitti çok şükür. Ben bakarım. Abim, geç buyur otur. Nazmiye. Çay koy bey abine. Hoş geldin. Hoş bulduk ma. Aferin kızım. Afiyet olsun abi. Sağ ol. Afiyet olsun kızım. Nizam amca çıkmadı değil mi? Yok daha çıkmadı. İyi. Aman suçlulardan fırsat kalıp da evin yolunu buldun ha oğlum. Hey maşallah ya. Benim anama bak oğluna nasıl laf sokarmış. Çok sevdiysen her sabah işi uğurlarken o lafı sokarsan Şirin Sultan. Aa, ama pardon sen her gece eve gelmiyordun değil mi komiserim? Sizle hiç uğraşamayacağım. Nizam amcayla konuşup çıkacağım zaten. Ama sözüm olsun. Bir ara yaparız bunu. Afiyet olsun. Sağ ol. Nizam amca, destur varsa bir şey konuşacaktım. Söyle, var mı kızımın dosyasından haber? Yok. İyi, çık o zaman. Nizam amca, ben bir süre izne ayrılacağım. Yani buralarda olmayacağım, onu söylemek için gelmiştim. Göme verdin o zaman. Vazgeçtin. Ne gömmesi, ne vazgeçmesi Nizam amca etme. 23 senedir ben her gün kızımı bulma umuduyla uyanıyorum. Umudumu yitirecek gibi olunca diyorum ki kendime. Bugünün dünden farkı ne Nizam diyorum. Belki yarın kızına kavuşacaksın diyorum. Komiser efendi. İzine çıkacakmış. Vazgeçmeyen benim ben. Kızımın sağ olduğuna, onu bulacağıma inanan benim. Onu gömen de, vazgeçen de sensin. Eyvallah Nizam amca. Eğer gidersen senin artık bir Nizam amcan olmayacak. Ekmeğini yediğin, parasıyla okuyup polis çıktın. Nizam amcan seni sinecek. Eğer gidersen bir daha bu kapıdan içeri adım atamam Barbaros. İçeri adım atmayacak. Bu da böyle bilinsin. Thank you.
Buldun mu adresi? Buldum tabii. Öldürdün mü? Parayı almadan olmaz. Önce para. Canını yakmadan hallet. Ne oldu beyim ya? Birden amcalık damarım mı kabardı? He? Vazgeçersen ben kızı Nizam Bey'e satayım. He? Hatta ben kızı direkt Nizam Bey'e satayım çünkü o senden daha fazla para verir. Şansını zorlama çatal. Ben 23 senedir ne yattığım yeri ne yediğim yemeği biliyorum. 23 senedir eğer abim öğrenirse ne olur diye senaryoların en kötüsünü kurup duruyorum. İnan bana seni yok etmek bu senaryoların en kolayı olur. Şimdi ben gidip abimin yüzüne bakacağım. Sen de yeğenimle o köksüz tayfanın çaresine bakacaksın. Yoksa ben senin çarene bakarım. Mezarlarına gömelim artık. Bu mevzu kapansın. Ali benim. Şunu da şöyle bağlayalım. Abi yalan nerede biraz? Gönlüm ne kopar. Abi. Lütfen be abla. Allah rızası için bir ekmek parası. Çekil. Abi o sıcak gönlünden hiç beş bir şey be ateşli. Abi Allah aşkına koy benim cebine. Yok kardeşim. Allah rızası için abi. Ablam Allah rızası için bir çorba parası ver ablam. Bak kardeşim kaç gündür aç abla. Abla çorba parası vermiyorsan bari bir... Bir köfte ekmek be abla. Ne yüzsüz çıktınız be siz? Bizim yüzümüz var da sizin görecek gözünüz yok. Kokoş! Allah rızası için be. Abla, hadi kızım hadi. O kadın. Allah versin. O kadın. O kadın. O kadın, o kadın, o kadın, o kadın. Ne kadını sabitsin? Bunu veren kadın. Hak et lan. Gazeteci kadın bu. O paspas dolanlara koyulan kızın haberini yapmıştı ya o gün. Eyüboğlu Sarayı değil mi ora? Ali! Koş! Gül Ayşe. Annesiyle. Onun annesi artık benim. Hem onun hem köksüzlerimin annesiyim ben. Ne diyor acaba? Keşke sesini duysak. Eyüboğlu ailesi bir gecede iki derin acıyla sarsıldı. Anne öldü, bebek kayıp. Thank you.
gazeteci kadına mı gitsek? Belki o bulur gül her şeyi çöpe atanı. Eyüboğlu Porseli'nin sahibi Nizam Eyüboğlu'nun kızı Lara, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Aynı gece Nizam Eyüboğlu'nun eşi kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. Emniyet yaptığı açıklamada Lara Eyüboğlu'nun kaçırılma olayıyla Bahar Eyüboğlu'nun öldürülmesinin aynı kişi ya da kişiler tarafından yapılmış olabileceğini belirtti. Ben C Haber'den Sezin Mandıralı, Eyüboğlu trajedisinin dakika dakika takipçisi olacağız, bizi izlemeye devam edin. Selamünaleyküm Sezin Hanım. Tabii aradan çok uzun zaman geçti ama hatırladınız mı beni? Nizam Eyüboğlu değil mi? Kızımı bulmak için senden başka umudum kalmadı. Ne olur yardım et bana. Geldik bak. Harbi burada mı yaşıyorsunuz? Oha. Evet. Acık yanık ama. Çok güzel değil mi? Yuva. Ateş kuşlarının yuva. Evet Sabit abim. Bak yuvamıza döndük. Ali kurtardı. Ali bizi kurtarır. Ali size canını verir be oğlum. Ya ne yapıyorsunuz ya? Beni de alın. Gel ya, gel. Seni akıl edemedik acaba? Ha? Eyüboğulları'nın köşküne elektrikçi olarak gir. Gül her şeyi kim çöpe attı öğreneceksin öyle mi? Kim çöpe atmış? Sessiz ol. Bana bak. Tabii ki de planım Eyüboğulları'nın evine girip Gül her şeyi kimin çöpe attığını öğrenmek değildi. Neydi zıpkın? Eyüboğulları'nın evine elektrikçi olarak girip hizmetçilerin ne zaman dışarı çıktığını öğrenmekti. Ben de öğrendim. Ne alaka ya? Ne yapacaksın sen hizmetçiyi?
sakatlayacağım. Ne? Sakatlayacağım. Eyüboğullarına yeni bir hizmetliye ihtiyacı olacak. Yani sana. Bana mı? Sana. Ben güvenlerini kazandım. Elmas bilezik bulup onlara geri veren bir delikanlının ablasını iş almaları kolay olur değil mi? Sen her şeyi düşündün. Ben her şeyi düşündüm. Sen de yapacaksın Cano. Cano, sen de yapacaksın. Saraya hizmetçi olarak gireceksin. Gülayşe'yi kim çöpe atmış öğreneceksin. Ona da hayatını geri vereceksin. Desene ateş kuşlarının küçük anası. Yavrumu senin kaderine mi hapsedeceksin? Yoksa uçması için ona kanat mı vereceksin? Barbar, aç telefonunu be annem, bir sesini duyuverem. Bak, Eyüboğlu'nun siniri geçer. Sen gel, bir elini öp. Sakın gelmemezlik etme, değil mi oğlum? Bak, benim yüreğim dayanamaz. Allah'ım inşallah sakat kalmaz ya. Abla iyi misin? Yok. Yok. Yok yok. Gel. Gel tutun bana. Aa, çok acıyor. Çok acıyor. Gel. Çok... Ay iyi dur. Ay basarım. Gel koluma gir. Çok acıyor. Çok acıyor kızım, çok acıyor. Ay. Kırıldı. Kırıldı galiba. Ay. Thank you.
Başıma göz dağı ver.